Ortalayalım mı biraz? Başkan Fikret Orman, Beşiktaş Kulübü Başkanı, Teknik Geç kalacak. Başkan konuşacağı için. İzninizle. Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Antrenmana gidiyorlar. Tabii geç kaldık çünkü. Antrenmanda buluşuruz hocam. Antrenman açık. Tabii bekliyoruz. Peki hocam. Sayın Başkan çok keyifli gözüküyorsunuz. Evet. Afiyet olsun. Sağ olun. Kıyafet güzel. Kıyafet güzel. Bu Brooks Brothers'ın kıyafetleri çok güzel. Çok da memnunuz Füsun Hanım'dan. Jumbo'nun da fincanları. Sayın Başkan. Evet. Gündeme dönelim ben. Arda ile alakalı fikrimi daha evvel de sordunuz, anlattım. Arda benim şahsen de çok sevdiğim, çok da önemli bir oyuncu. Türkiye'nin de kariyer itibariyle yurt dışından bakacak olursak önemli bir değer, önemli bir markası. Arda'ya olan kişisel hislerim böyle. Beşiktaş cephesine geldiğimiz zaman, o zaman da aynısını söyledim. Bizim takımımızda Arda'nın oynadığı bölgelerde oyuncu yoğunluğumuz var. Yani o bölgelerde çok fazla derecede oyuncularımız var. Bir takımda oyuncu transfer etmekten daha önemli olan şeylerden bir tanesi de mevcut oyuncularınızdan olabildiğince performans sağlamaktır. O zaman da aynı şeyi söyledim, bugün de aynı şeyi söyledim. Arda yoksa işte o onu demiş, bu bunu demiş diye bir tepkimiz veya bir şeyimiz olan bir oyuncu değil, çok severim. Beşiktaş forması da nasip olsa isterim ama şu anda Beşiktaş'ın öyle bir gündemi yok. Birlikteler bunlar bir şey. Onlar bir ailenin yani bizim futbol ailesi ufak bir ailedir biliyorsunuz. Herkes birbirini görür yani konuşur. Ben daha bir yarım saat evvel Fatih Hoca ile konuştum. Neden? Tebrik ettim yeni göreviyle alakalı. Yani biz bir netice itibariyle sahada rekabet yaşıyoruz. Ama dışarıda hep herkes birbiriyle arkadaş, dost. Yani onun için de onlar birbiriyle arkadaştırlar. Bu bir mesaj vermek manasına gelmez. Ona olan dostluğu, sevgisidir. Bizim takımımızdaki oyuncuların Fenerbahçe'de de, Trabzonspor'da da, Galatasaray'da da ve diğer takımlarda da çok arkadaşları var. Normal şeyler bunlar. Bundan bir mana çıkartmak isterseniz çıkartın ama bir manası olan bir şey değil. Onu da daha evvel açıklayalım. Cenk biz çok kıymetli bir kardeşimiz. Çok da sevdiğimiz bizim evladımızdır. Demin Oğuzhan da buradaydı. Oğuzhan için de zamanında aynısını söyledim. Bu çocuklar Beşiktaş takımında olmaktan mutlular. Kariyerleriyle alakalı ben de inanırsam iyi bir şey olacağına yardımcı olmak isteriz. Ama şu anda bir devre arasında Cenk'i satmak düşünmediğimizi de ifade ettim. Cenk çok önemli bir oyuncu. Talepler gelebilir. Bu A, B, C kulüplerinden de gelebilir. Ama bizim şu anda gündemimizde işte yok gitmiş yarın sabah uçağa biniyormuş. Öyle filan bir durum yok. Herkes bir şeyler yazıyor, çiziyor. Sizler de dahil olmak üzere. Öyle bir durum yok. Olsa söylerim. Cenk'in değerinin çok daha fazla olduğunu inanıyorum. Bizim açımızdan. Tavanı fiyatı yok. Yani bizim bir niyetimiz olsa fiyat belirleriz. Bir niyet olmadığı için fiyat belirlemenin de manası yok. Ama şu anda işte bu açık arttırmaya borsaya çıkmış gibi oyuncumuz bizim şeydeki bir tablo mudur yani yok 20 verdiler 25 verdiler yok bilmem ne verdiler öyle bir durum söz konusu değil. Oyuncunun bir karakteri var, bizde uyumu var. Eğer oyuncumuzla alakalı benim de tasvip ettiğim oyuncunun da istediği bir şey olursa biz ona karşılıksız kalmayız ama şu anda öyle bir durum yok. Cenk Beşiktaş'ta olmaktan çok mutlu, biz de onunla olmaktan mutluyuz. Unutulmaması gerekli olan şey şu: Avrupa'nın ilk 16 kulübünden bir tanesi Beşiktaş. Beşiktaş'a gelmek isteyen birçok oyuncu olduğunu biliyorsunuz. Buradaki oyuncular iyi paralar kazanıyor, mutlular. Herkes de burada kalmak istiyor. Gitmesi için de bir sebep yok. Dembaba da bunlardan biri galiba. Dembaba da bizim evladımızdır. O da çok sevdiğimiz bir. İkinci yarı olabilir mi tekrar? Yani ben isterim ama sakatlık durumu nedir bilmiyorum. Sakatlığına bakmak lazım. Ama Dembaba da bizim çok sevdiğimiz, buraya dönebilecek şekilde gitmiş bir oyuncudur. Gomez Türkler'de transfer oldu. Sayın Başkan Beşiktaş'tan ayrılırken Wolfsburg'la iyi bir anlaşma yapmıştı ama nasıl değerlendirdiniz? Hayırlısı olsun. Yani bence o dönem itibariyle Beşiktaş'ta biz onu tutmak istemiştik. Çok şey kaybettiğini düşünüyorum. Yani o dönemde milli takım oyuncusuydu ve çok parlayan bir yıldızdı. Kendisi de zaten babasıyla alakalı onun telkinlerinden dolayı gittiğini ifade etti.
Hayırlısı olsun. Başkan diyorum ki bundan sonra gündem olmazsa bir bundan sonra başkan, şampiyonluk tamam. Kahvesini Brooks Brothers'la Jumbo'nun fincanlarıyla içmek olsun inşallah diyoruz. Biz de yakalamışken Sosa'ya da soralım. Hiç yakalamadan bırakmıyorsunuz ki yani. Evet. Sosa Beşiktaş'ın arada oyunculardan biri olabilir mi? Devralas gündemimize gelir mi? Hiç bir zaman talebimiz olmadı. Sezon başında da olmadı. Şu anda da olmadı. O kadarı söyleyeyim. Peki. Sayın Başkan. Yani çocuklar yine söyleyeceğim. Beşiktaş'ın orta sahasında yani altının üzerinde oyuncu var. Kanatlarında da öyle. Bir de Gökhan Töreni de geleceğini düşünecek olursanız. Çok oyuncu yoğunluğumuz var bizim. Onun için de Beşiktaş'a transfer diye bakmaktan daha fazla biraz kadroya bakarsanız olamayacağını kendiniz de değerlendirebilirsiniz. Kahve fincanlarımız çok güzel. Yılbaşında tasarlayan çok kıymetli. Tasarlayan çok. Rahim Bey tasarladı değil mi? Rahim Bey'e de çok başkan, teşekkür edelim. İlk yarıyı nasıl değerlendiriyorsa efendim memnun musunuz? Kahvenin kıymetliği çok kıymetli olduğunu bir kahvenin. Yani açıkçası Beşiktaş'ın ligdeki performansından ben memnun değilim. Beşiktaş kadrosunun ve Beşiktaş yapısının bu sene çok daha iyi olması lazımdı. Ama demin de söylediğiniz gibi devre arasına geldik. Bu zamana kadar yaklaşık 30'a yakın maç yaptık, resmi maç yaptık. Yani çok da yoğun geçti süreç. İkinci devre daha az maçımız var ve içeride maç sayımız daha fazla. Devre arası kampında iyi geçirip iyi bir şekilde ikinci ile başlayıp yine üçüncü üç defa üst üste şampiyon olmak istiyoruz. Gelmesi. Yok. Nasıl görüyorsunuz ikinci arayı? Yani herkes tabii ki kendisi başarılı olmak isteyecektir. Fatih Terim de çok kariyeri belli. Çok sevdiğimiz bir spor adamı. Hayırlısı olsun. Tabii ki biz şampiyon olmak istiyoruz. Onlar da şampiyon olmak istiyordur. Fenerbahçe'de olmak istiyordur. Bu da zaten güzel bir lig geçiyor. Yani epey bir takım lig yarışının içerisinde var. Bundan keyif almak lazım. Ama sene sonuna kadar daha çok süreç var. İnşallah hakemlerin etki etmediği bir lig olsun. Biz de ipi göğüsleyelim. Bayern Münih'le 20 Şubat'ta kadar daha çok süre var. Zor bir kura ama umutsuz değiliz. Devre arasında Borussia Dortmund maçında Rummenigge ile konuştunuz. Evet. Nasıl bir diyalog geçti orada? Paylaşabiliyor musunuz? Yani çok kısa bir görüşmeydi. İşte güzel bir müsabakası olacak. İşte iyi bir rekabet yapacağız falan. Genel peki. Yani öyle klasik çok özel yani. Klasik cümleler. Yani çok böyle abartılacak bir şey değil. Soğuk ama. Burası çok soğuk. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Beşiktaş Kulübü Başkanı. Bu programın görüşlerini bekliyorum.